Tap 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 tap. Bugün Kalamış sahildeyiz. Ah çocuk, merhaba. Sevebilir miyim seni? Oy oy oy. Evet, bugün yanımızda farklı bir motosiklet var. Bugüne kadar yanlış hatırlamıyorsam kanalda hiç Çin üretici... Merhaba. Hiç Çinli bir motosiklet incelememiştik. Günün isterdeki motoru bir inceleme çekelim. Fakat bu motorun distribütörü olan Uğur Motorlu Araçlara attığım maili henüz bir geri dönüş alamadığım için sağ olsun Harun abimiz dedi ki oğlum bu motoru incelemek istiyorsun, o zaman sana getireyim. Hani 2-3 gün kalamaz belki ama en azından bir gün denemek istersen böyle bir şey çekebilirsin dedi. Ben de dedim ki abi vallahi hayır demem. Sen getir, biz bir motoru inceleyelim dedim. İkinci zontesine sahip, yaklaşık zonteste en azından bir 10.000 yaptığına eminim. Tecrübelerini aktardı bana, dinledi. Neymiş ne değilmiş bir motosiklet. Bayağı bir bilgi sahibi oldum. Sonra dedim ki abi gel ben bunu bir alayım. Ahanda buradayım şu anda ve Zontes S250 ile beraberim. Karşımızda 250 cc tek silindirli bir motor bloğuna sahip 25 beygir civarında bir güç üreten naked bir motosiklet var. Bu motor bloğunu aslında bir yerden tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Honda'nın Twister adında bir modeli vardı. Honda Twister'daki motor bloğunu şu an önümdeki Zontes'te görebiliyoruz. Çok tanıdık bir motor bloğu. Eski Honda'cılar daha iyi bilir. Twister zamanında çok çok satmış bir motosiklet değil ama günümüzdeki motorlardan biraz daha farklı bir şekilde üretilmiş, daha farklı teknolojiye sahip ve değişik duran bir motosiklet var. Şimdi ne gibi farklılıklar var? Önce şuna değinelim. Naked 250 sektörü, Naked 250 segmenti bayağı bir büyüdü. Eskiden bu kadar büyük değildi Naked 250 segmenti. Şimdi bakıyorsunuz işte yeni çıkan CB250, Z250, SL, MT25, CF Moto, Zontes derken bayağı bir büyüdü burası. Ne farkı var bu motorun? Bu motor robotik bir sistemle üretilmiş motor. Dolayısıyla vidasız geliştirilmiş. Vidasız geliştirmek ne demek? Birçok parçanın arasındaki farklar böyle az. 0.5 milimetrenin altında tutmaya çalıştık parça aralıklarını demişler. Baktığınız zaman parça aralıkları gerçekten dar, böyle tam oturmuş birbirine şekilde duruyor. Bu bir artı yönü Zontes'in. Bir de buraya baktığınız zaman burada galvanize dediğiniz bir madde var. Bu madde kırılmaz plastik için kullanılan bir madde ve bu artık kırılmazlığını Zontes garanti ediyor gibi bir durum var burada. Diyorlar ki bu madde kırılmaz, bunun boyası eskimez, paslanma, solunma olmaz diyorlar. Şimdi Zontes'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Normalde önde 110, arkada 150 lastik görmemiz lazım. Burada önde 120, arkada 160 lastik görüyoruz. Neden? Bunu sahibi yapmış. Malum test motoru incelemiyoruz. Kişiselleştirilmiş bir motor inceliyoruz şu anda. Buna güzel bir örnek. Arkaya kendi elleriyle yaptığı bir çanta yapmış sahibi bunun. Normalde bunun bir arka çanta demiri, işte yan çantası ya da koruma demiri gibi aksesuarları henüz ülkemizde yok. Yurt dışında var. Gelecek mi gelmeyecek mi henüz garip gelebilir. Bence yüksek ihtimalle gelir ama şu anda yok. Bir sakal görüyoruz. Önde garip bir far görüyoruz. Bak bu farın ilginç bir yönü var. Zontes bunu anahtarı da işlemiş. Şimdi Transformers'ta otobotları, dezobotlar mı? Öbür botların adı neydi? Robotları biliyoruz. Bu robotlardan çok tanıdığımız Bumblebee kardeşimizden gelme bir far tasarımı görüyoruz. Keza anahtarlıkta da merhaba. Bu far tasarımının aynısını görmek mümkün. Şık güzel bir detay olmuş bu Zontes için. Tabii önde bir LED xenon far görüyoruz. Bak anahtarımız kapandı. Her şey akışına göre gidiyor şu anda. Anahtarımız kapandı. Anahtarımızı açalım. Bu da PCX gibi modellerden görmeye alıştığımız bir anahtar kilidi. Kontağın kapısını kapatan bir anahtar sistemi. Anahtarı kapattığınız zaman bazen kendi kendine kapanabiliyor. Öncelikle halojen far görmüyoruz. Dolayısıyla her gördüğümüz ekran ya da aydınlatma LED. Bunun bir altını çizmek lazım. Burada aynalar görüyoruz. Bu aynalarda ufak küçük aynalar var. Bunlar da orijinalinde yok. Bunlar normalde sahibi tarafından eklenmiş ayna aparatları. Bunun da sebebini yolda size anlatacağım. Bir de motorun üzerinde anlatamayacağım bazı şeylerden birini daha göstereyim size. Bu benzin deposu. Bu benzin deposunun şöyle bir olayı var. Normalde biz burada bir depo, anahtar sokabildiğimiz bir yer görmeye alışkınız. Bu segmentteki modellerde. Bu depo şöyle açılıyor ve önümüze şöyle bir şey çıkıyor. Bu anahtarı bastırıyorsunuz. Bastırıp çeviriyorsunuz. Bastırıp çevirdiğiniz zaman pıt patlıyor burası ve burası böyle açılıyor. Şimdi sıkıntı şu, burada bir misina var. Bu misinayı buraya bırakmanız gerekiyor ve bu bir süre sonra ne kadar çizilmez, kırılmaz, paslanmaz desek de buraya bırakmayı ben doğru bulmuyorum. Keşke bunu en azından buraya artık tutturabileceğimiz bir şey mi, en azından şurada bir boşluk mu ya da buraya koyabileceğimiz bir şey mi koysalar daha makul olurmuş. O konuda Zontes'i beğenmedik yani, keşke böyle yapmasaydınız. Ya bu kadar robotik yapıyorsunuz, bari benzin deposunda şey yapın değil mi? Çıkalım. Göstergemiz yandı. Önümüze sarı bir ekran çıktı. Bindik. Ayaklarımızı kapattık. Çalıştırdık. Evet, Zontes'in üzerindeyim. Zontes'le ilgili ilk izlenimlerimiz neler? Öncelikle
Teknik özelliklerini okurken belli başlı garip istediğim şeyler oldu. Bir tanesi şu. Bu motor çift soğutma sistemine sahip ve soğutması şasinin içerisinden geçip radyatöre, radyatörden de motor bloğuna iletilen püskürtmeli bir soğutmaya sahip Sontes. Bu da motorun iyi soğutulmasına ve soğuk sıcak havalarda güzel performans vermesini sağlıyor. Buradan Sontes bir artı kapmış. Yani bazı konularda çok teknolojik, güzel atılımları olan bir model. Bazı konularda ise garip. Mesela gösterge gibi buraya değineceğim. Öncelikle motoru ilk bindiğiniz zaman düşündüğünüz şey şu oluyor. Bu motor bir fiyat performans motoru. Yani şu anki fiyatı 12 bin lira civarlarında. Anahtar teslimle beraber 12.5'lara çıkıyormuş. Sahibinden aldığım bilgiye göre. Böyle baktığınız zaman rakiplerinin 20 bandında olduğunu düşünürsek, 20, 22, 23 bandlarında olduğunu düşünürsek Sontes fiyat olarak çok güçlü. Performans olarak da fiyatıyla doğru oranda uyumlu bir motor. Peki şimdi ne yapıyoruz? Prospektüsünü okuduğunuz zaman Sontes güzel bir motor. 20 küsur tane patent, 6 yıllık teknoloji geliştirilerek yapılması, üzerinde çalışılmış bir motor. Buralara kadar hoş. Peki ne hissediyoruz? Motora ilk bindiğiniz an şunu diyebiliyorsunuz abi. Bu motor 250 cc, 400 cc klasmanında dedirtiyor. Yani büyüklüğü, iriliği gayet diyor ki ben tamam abi, ben bu klasmanın motoruyum. 1.80 boyumla ben rahatlıkla ayağımı yere basabiliyorum. Büyük ihtimalle de benim tahminim 1.72, 1.70'lere kadar bu motoru herkes rahat rahat kullanır. Hakim olması kolay bir motosiklet. Öndeki ters amortisör, ters maşa, arkadaki tek amortisör motorun süspansiyonlarını daha hakim kılınabilir ve daha konforlu bir motor olmuş. Gerçekten süspansiyonları konforlu. Ha ne var? Konfora değinmişken selemiz birazcık sert. Uzun yolda bu sele diyor ki babacım ben birazcık uğraştırırım seni, haberin olsun diyor. İndiğin zaman böyle hafif bir arkada bir uyuşma yaşatır. Şehir içine daha uygunluğunu belli ediyor. Bu hem bunun artık üstüne bir ehraf mı koyulur, yastıkla mı kullanılır bilmiyorum ama bu sele uzun yol severler için bir müdahale istiyor abi. Ha şimdi merak ettiğimiz şeyler neler bu motorla ilgili? Gidiş. İlk 6000 devirimiz ölü. Yani çok bak kaçıncı vitesteyim ben şu anda? 1, 2'deyim. 3'e taktım. 33'deyim şu anda. Açıyorum. Ölüyüz. Aman. 6500'e gelmeye başladım. Ufak ufak yardırmalara başlıyor. 6500 devir zaten motorun prospektüsünde yazan patlama noktası. Yani diyor ki ben buradan sonra 23 Nm'lik gücümü tam olarak veriyorum abi. Yüksek performansı kullanmayı sevenler için bu motorun tam takılınacağı nokta 6500 RPM ve üzeri. Gidiş gaz tepkileri sert mi? Hem elcik sert hem de tepkileri sert motorun. Ama bu sertliğin bir kötü noktası var abi. Bu gidişte şu sıkıntı. Gaz, ki bunu Harun abiye sorduk, bu birçok Sontes'te böyleymiş. Gaz arada abi takılı kalıyor. Panik yapmamanız gerekiyor. Bak. Sonradan bırakıyor. Ve bunu bazen uzun yapabiliyor, bazen kısa yapabiliyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi gaz dedik, gidiyor, fena değil. 25 beygir civarlarındaki bir motor için yüksek performansı kullandığınız zaman zevkli. Fren şöyle abi. Fren belli bir yere kadar tutuyor. O belli yerden sonra salıyor. Direkt kilitliyoruz abi frenleri. Ani frenlerde korkutabiliyor abi. Bu salma, arkadan bırakma özellikle. Oy. Özellikle bırakma korkutuyor abi adamı bazen. İstemsiz bir bir dahakine buna göre gideyim dedirtiyor. Fren böyle. Konforu söyledik. Aynalara geldim. Aynalarda şöyle bir durum var. Vibrasyonumuz tek silindirin etkisiyle var. Ha vibrasyon arkadaki kişiyi görmeyeceğin kadar rahatsız değil. Ama özellikle sağ ayna arkayı gösterme konusunda bayağı bir kötü. Soldan görebiliyorsunuz arkayı, yan şeridi. Omzunuzun sadece ufak bir kısmı çıkıyor ama sağda omzunuzun bayağı bir kısmı aynada. O yüzden bu aynaları tercih etmiş sahibi. Bunlar işlemi biraz daha görüyor, birazcık alışkanlık istiyor. Özellikle benim gibi büyük ayna kullandıysanız bir dönem bu aynalar bir böyle bir ne var lan orada falan dedirtebiliyor. Aynaların da böyle bir olayı. Göstergede bizi üzen şey şu. Bu kadar teknolojinin içinde bu sarı gösterge beni biraz üzdü. Burada böyle bir renkli resimli bir LCD, bir TFT ekran çok daha keyif verebilirdi. Bir trip medyamız var, bir odometremiz var. Dolan bir devir göstergemiz var yukarıda. Onunla beraber kilometre saatimizi gösteren açık en büyük
görülen şey o. Kaç kilometre saat hızla gittiğimiz. Sağ tarafta böyle 6-7 kademeli bir benzin ışığımız var. Yani üstüne standartı koymuşlar abi. Onun altında da işte sinyalleri gösteren, uzunu kısayı gösteren, boşu gösteren küçük küçük gördüğünüz gibi lambalarımız var. Oradan da geri kalan bilgileri görebiliyoruz. Burada elimizin altında hangi tuşlar var? Şimdi uzunumuz kısamız var. Güzel yönü artısı dörtlü var. Dörtlü flaşörler kenarda emniyet şeridine çektiğiniz zaman en çok kullandığımız ve bence motorlarda olması gereken özelliklerden bir tanesi. Bu güzel olmuş abiciğim. Dörtlümüzün olması. Hemen altında bir sinyalimiz var. Onun yanında şirin bir şirin bir kornamız var. O ne ya? Ama ne diyorsun ya? Ama ne diyorsun ya? Ben işte benim R1100'ları öyle yapmak istiyorum. Virajlarda güzel bir motor normalde. Fakat üzerindeki 120-160 lastikler, normal ebatından bir tık büyük olan bu lastikler virajdan birazcık kısmış. Kamerayı açmadan önce motoru viraj denediğimde az çok nerede potansiyelini bitirdiğini lastiklerin anlayabildim. Evet, lastikler iri güzel duruyor olabilir. Bunu yakındaki lastik nasıl alınır videomuzda daha detaylı dinleyeceksiniz ama İdeal lastiklerde daha iyi performans sağlayacağını sadece bu lastikleri kullanarak bile anlamak gayet mümkün. Faglerimizde vibrasyon hafiften hissediliyor. Yani bu tek silindirin vurgusunu anlıyorsunuz abi. Vibrasyonumuz var. Bence stok sesi güzel. Bir egzoz takılabilir mi bilmiyorum. Ben takmazdım. Bence buna bir egzoz takmak, yani özellikle tek silindirli motorlara egzoz takmayı çok doğru bulan biri değilim. Çünkü alabileceğiniz ses potansiyeli aşağı yukarı aynı herhangi bir egzozda. Bu motorda stok egzozda gayet keyifli olmuş. Isırmaya başlıyor ufaktan. Tabii ben bu kadar kullanmış bir sahibini bulunca dedim ki abi bize parça bakım nedir durumu onu bir anlatır mısın dedim. O da sağ olsun güzel şeylerden bahsetti. Deponun yanında gördüğünüz şu parça 110 liraymış abi ve arkada gördüğümüz egzozun üzerindeki koruma 70 liraymış. Dolayısıyla parçalarımız ucuz. Ha peki parçalar ucuz. Motor segmentine göre ucuz. E bu motor bir yerden gol yiyor diye düşünüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü artık bu beklentiye giriyoruz istemsiz şekilde. Fabrika diyor ki bu motor, o araba ne öyle ya? Caddebostan'da inceleme çekmeyelim bir daha, çok ilgim dağılıyor. Bu bir BRZ sanırım. Bu motor golü bakımlardan yiyor abicim. Harun abimiz diyor ki ben 2000 km'de bir yağ filtresini değiştiriyorum. Artık yağınızın yağ filtresinin durumuna göre herhalde onu yapıyorlar diye düşünüyorum. Ama çok sık bakım aralığı, özellikle uzun yollarda yol yapan biriyseniz bence biraz gereksiz kalmış. Ucuz olabilir, çok fazla servise gidip gelmeyi gerektiriyor. Bu da can sıkan temalardan bir tanesi. Şanzımanı, şimdi vites geçişlerimiz önemli. Ben normalde böyle motorlardan açık söyleyeyim vites geçişlerinin birazcık kemikli olmasını bekliyordum. Bu motor, hatırlıyor musunuz, Husqvarna'da size demiştim ki ufak bir kemik var Smart Plan'de. Ama net. 250 cc'lik versiyonu da buymuş. Yani açıyorsunuz, debriyajımız yumuşak. Vites geçişi çok fazla bana CBR 250 R'ı anımsattı. Kezaki Twister motor bloğundan böyle bir tepki görmemiz çok da şaşırtıcı olmaz. Şurada ileride benzinci olması lazım. Harun abiye bu motoru verdiği için bir kıyak yapıp benzin dolduralım. Kolay gelsin. Öbür tarafa mı geçeyim? Geldim. Öyle kalsın. Eyvallah. Kolay gelsin. Vergi almaya geldim. Ne kadar olsun abi? Abi ne kadar alıyorsa işte. Motorun hayırlı olsun. Eyvallah ya. Teşekkür. Benim değil ama. Allah kaza bela vermesin. Çok sağ olun. Nasıl, güzel duruyor mu? Güzel. Garip biraz değil mi? Değişik geldi. Gelmeseydin motorun markasına baktım. Motorun markası Zontes. Yeni Çinli. Sıkıntı olmasın. Çin gibi duruyor mu? Yok. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Tabanca da takılı değil. Şimdi çıkmazsın bundan. Yok ya, çıkar. Yeni değil ki. Aynısı diyorum, aynı sağ olsun. Bozmayayım seni diye. Çin malı ya, tabanca takılı. Ya 8000 de motor. 10.000'e kadar süremiz vardı. Yırtıyoruz 2000'i. Hayda. Lan benim olsa valla tabanca takılsın ya. Bu misina da buraya sıkışıyor bak. Aa, ama işte böyle bir şey taktım mı hoşuma gitmiyor ya. 47 lira 57 kuruş aldı Zontes. 2 kademe açık yani. Zaten 12 litreye yakın bir benzin deposu olması lazım. Güzel duruyor. Çanta kötü olmuş.
çanta hem görüntüyü bozmuş, tabii ki işlevi için takılmıştır da, hem de aerodinamiği bozuyor hakikaten ufaktan yani. Ama motor bende olsa çantasız çıplak akarım yani. Kusura bakmayın, eksiklerim gediklerim olabilir. Dediğim gibi böyle bir vakit olmadı uzun uzun ki size anlatabileyim ya da kendim uzun uzun deneyebileyim. Kime hitap edeceğini düşünüyorum bir yandan. Scooter'la başlayıp vitesli motora geçmek isteyen adama gider. Motosiklete yatkın olan adamlara motorla başlangıç motoru bile olabilir bence. 250 cc ile hep başlanmaması taraftarıyım ama kullanımı kolay arkadaşlar. Böyle bisiklette falan hakimiyetiniz iyiyse bir başlangıç motoru olarak kafadan geçebilir. Bir eğitimle devam edilebilir mi diye düşündürtmedi değil. Ben gene de scooter'dan sonraki motor olması taraftarıyım. Tekrar altını çiziyorum. Dediğim gibi kime hitap eder? 250 cc'de ben naked alacağım. Bütçem Japonlara yetmiyor. Fiyatlar artık arşa çıktı, dağ oldu diyorsanız o zaman bu motora bir bakılabilir abi. Ha, ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani bir Japon'dan beklenen fren kalitesini, bir gaz kalitesini bu motordan beklemek doğru olur mu diye düşünmüyor değilim. Birazcık bu para çok emel yani. Bir fiyat performans motoru olmuş. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bana destek olmak için bu videoyu beğenebilirsiniz. Böyle üzerime çıkmayabilirsiniz. Yorumlarda eksiğim gediğim varsa benimle paylaşabilirsiniz. Keza beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz yönleri. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Diyorum. Görüşürüz. Sarı gösterge yapmayacaktınız. Lan renkli resimli yapsanım sarı. Ali Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde damırları var. Var, var diye bağırır. Çok beklettin mi? Arabanın anahtarını veriyorduk. Ya hayırlı olsun. Söyledim zaten onu direkt. Kocuğum götünü kafamdan çek. 2 hours later.